Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o çok istediğiniz füze oynayacağız. Yine 5'li girdik, takım halindeyiz ama yanımda Ekrem var. Ekrem hoş geldin kankam. Hoş buldum. Füze çok fazla istemişsiniz. Ben de dedim ki hay hay efendim, tabii ki de hemen füze çekerim dedim ve aldım füze. Mid lane'e gideceğiz. Karşımızda da Akali var. Bakalım neler olacak. Ama şöyle bir sıkıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, ya da dur bunu ondan sonra söyleyeyim. Yani önümüzdeki yolu belirleyeceğiz ama bir anlamıyorum, çok değişik bir şey var. Bir gün attığım LOL videosu çok izleniyor. Ertesi gün attığım LOL videosu hiç izlenmiyor. Ve bu bozulmuyor, böyle devam ediyor. Yani çok izlenen günün ertesindeki video kesin az izleniyor. Hem de çok az izleniyor. Çok az izlenen videonun ertesindeki gün çok izleniyor. Ben anlamadım niye, bilmiyorum niye. Yani bu da bizim önümüzdeki yolu çizmemizi zorlaştırıyor. Çünkü bir belirsizlik içindeyiz. O yüzden arkadaşlar, herkes bir like ve bir yorum atarsa gerçekten çok büyük destek olur. Attığınız like'lar bizim ne işimize yarıyor? Hemen onu da söyleyeyim. Ne kadar like ve yorum gelirse videomuz o kadar fazla önerilenlere çıkıyor. Videomuz önerilenlere çıkınca da bizi yeni yeni insanlar keşfediyor. Şimdiden like atan, yorum yapan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde bu önümüzdeki belirsizlik kalkar ve biz de bir şeyler düşünürüz, yapmaya çalışırız. Oo, karşıma Akali gelmemiş, Lux gelmiş. Büyük ihtimal beni gördükten sonra değiştirdiler. Normalde siz W açın fakat ben karşımda uzak dövüşçü bir şampiyon olduğu için E açtım. Bir dahaki onun E yeteneğini yememek için. Tamam. Akali nerede? Akali Malphite'in yanına çıkmış. Aslında daha zor. Malphite'a karşı pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ama solo lane'de de Akali oynanıyor bu arada. Haberiniz olsun, oynanmıyor değil. W'yu da açtım. Şimdi ona bir girip yıldırım patlatabilirim. Şimdi koridoru donduracağım arkadaşlar. Şu an koridoru niye dondurdum? Lux zaten çok geride olduğu için, bakın benim bir tane minyonum öldü ve Lux oradan XP altın alamadı. Şimdi biraz daha yaklaşırsa ben ona girip hasarımı verip tekrardan çıkacağım. Bak şu an hem adamdan tecrübe kaybettiriyoruz hem altın kaybettiriyoruz. Ya yani bunların hepsi bir arada. 3 level olduktan sonra bizim minik şeylerimiz başlıyor. Minik kombomuz. Q ile gidiyoruz. Bir düz vuruş, ardından W atıp sonra E ile tekrar oradan çıkıyoruz. Şu an yaklaşırsa onu yapacağım size. Diyecektim ki. Bu arada W ile minyonlara son vuruş atarsanız. Tamam, yok, zorlamayacağım. Bir hasara girecektim de minyon çok fazla. O yüzden girmeyeceğim orada hasara. O W'yu yemeyelim. Şu büyük minyonu kaçırmayacağım. Tamam. Of ya. Gördüğünüz gibi W ile çok rahat minyon kesebiliyoruz bu arada. Ben o adama yaklaşamıyorum, hiç gelmiyor. Bu yüzden üstüne E ile gideceğim. Yani E'yi kaçarak kullanmayacağım. Normal kombonun dışına çıkacağım. Şimdi şunu her zaman söylüyorum. Bak, totemi üst tarafa koydum. Üste yatık oynayacağım. Bir de şu alta koyalım, iki tane totemimiz varken. Oradan bize... Gördüğünüz gibi bu sefer de E ile gittim adamın üstüne. W ile tekrar bir hasarımı verdim. Ardından da Q ile çıktım. Çünkü arkamda minyon vardı. Çıkabilecek durumdaydım. Trine Demir burada. O yüzden agresif yapmayacağız. Bu arada düz vuruş yaptıktan hemen sonra W atarsanız animasyon iptali oluyor ve çok hızlı yapıyor bunu. Bu arada ultim geldi. Girerim, keserim. Yedim onu. Yedi. Çok güzel. O Q'sunu yeseydik ölmüştük ama... balık kanka, kurbağa değil Ekrem. Kurbağa lan bu. Bu arada E yeteneğini at. Bu arada ben oraya gelemem kanka. O adam ultisini açacak. Lux 5 level olmuş muydu? O adam ultiyle kafama vurabilir. Şurayı ittirip ben de base'imi atacağım. E'yi göstereceğim şimdi size birazdan. Şurayı da ittirelim. 5 level olmuş da. Hop. Bak, gördünüz mü? E'yi havada böyle biz elimizdeki asaya basıp havada dururken hasar alınmaz, hedef alınmaz oluyoruz. Yani onunla bütün yetenekleri, bütün şeyleri dojlayabiliyoruz. İlk item Lich Puan çıkacağım. Lich Puan sonrasında da Hextech çıkarız. Şöyle bir gidelim. 500 golda giderken şuradan da bir saldırı gücü alırsak bizim için iyi olur. Hextech'in alt itemi zaten. Hemen gidiyorum. Ultim geldiğinde Lux'a tekrardan gireceğim. Tutuş durum yok ama verebildiğim kadar hasar verip çıkarım. Jungle'ımı da gördüm. Bu arada o tuttu. At Q'nu kankam. Çok güzel. Güzel. Buradan da kill'imizi aldık tertemiz. Zaten jungle'ım bana yakındı. Onu gördüğüm anda, bu arada ulti'yi ne kadar uzaktan atarsanız ulti o kadar büyük alanı kapsıyor ve o kadar fazla hasar veriyor.
Haberiniz olsun. Bir topa çıkabiliriz ya. Akali nerede ki acaba? Büyük ihtimal şimdi buraya Akali'yi de gönderebilirler. Lux çünkü koridor değişikliği isteyebilir. Hasar yemeyelim. Hop. Güzel. Ben bir bota doğru gideyim. Bir bota gidelim. O botta olay var. Bizimkilerin de canı az. Bir tur bekleyin ama. Öldün Ekrem galiba. Bu Trine Demir de geliyor. Trine Demir de geliyor. Burada büyük olay dönecek. Vaziyet ortalık karışacak. Çok güzel. Tamam. Oraya aslında girmesem de olurdu da. Şimdi hemen minyon arkamızdayken Q ile hemen minyon tarafından uzaklaşabiliriz. Haberiniz olsun. Yani E ile girdik mesela. E ile girince çıkacak bir skillimiz yok diye düşünmeyin. Tersten atarak Q'yu şöyle tersten atarak minyona oradan uzaklaşabilirsiniz. Burayı bir tur daha itelim. Base atalım. Çünkü Lich puanımız bitti. Lich puan bizim ana itemlerimizden bir tanesi. Of, onu yemeyelim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen tersten çıkıyorum. Base'imi atmayacağım. O büyük minyonu kaçırmak istemiyorum. Hop, dodge mekanik. Tamam, artık base'imizi atabiliriz. Ekrem, base'imi atıp bota geleceğim. Çok agresif yapmayın. Korkmasınlar. Orada bizim iki kilimiz var ben gelirsem. Öyle kokuyor. İkinci olarak Hextech çıkıyorum ben. Geliyorum. Lux'ı mecbur orada biraz yalnız bırakacağım. Şöyle bir ortadan gideyim. Ya da orayı bir tur ittirip öyle geleceğim Ekrem. Az bekleyin. Ultim var, gerisini öneriz. Bu arada bir dakika, ben ultim buna kullandım ya. W'yu da vurdum, öldü herhalde yakmaya. Çok güzel, tutuşturdu da bıraktı ama. Ya gördüğünüz gibi oyunun başında o bana agresif yapar. Çünkü niye? Uzak dövüşçü, uzaktan vurabiliyor, range'i var. Ama ultim geldikten sonra kombomu yaptığım anda ben onu keserim. Bu arada zaten sıçrasını da kullandı. Hop hop. Girmeyin, geleceğim, girmeyin. Ultim yok şu an, korkuyorum. Bir de şu şey de olsun, erik de olsun. Eriği de alalım, öyle gelelim. Bu arada gerçekten ismi Can Eriği. Ciddi Can Eriği mi? Ben de onu sana soracaktım. Evet, ciddi Can Eriği. Şimdi 10 saniye var ultime. Oo, Ekrem çekildi. Benim oraya girmem lazım da. Öldü o. Çok güzel. Tutuştuğu da bıraktım ona. Öldü o, öldü, merak etme sen. Çok güzel. Buradan mis. Yani bakın, Zed oynarken de bunu gösterdim size. Akali oynarken de gösterdim. Midden kill çıkartamıyorsanız. Ya sadece bu, bakın ben şu an midden kill çıkartıyorum. Ama ADC'mi hem öne geçirmek hem de karşı takımın bot lane'ini geri düşürmek için sürekli olarak bota gidiyorum. Üste niye gitmiyorum? Üstteki kahraman çoğunlukla kaçma skill'i bol bol olan bir kahraman. Yani üste genellikle öyle oluyor. Mesela Akali'ye gitsem gölgesini atar, ardından E'sini atar, ultisini falan atar, kaçar her türlü. Şimdi bunlar benim üstüme biraz oyna. Oo, gel 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 gel, alameti açtılar buraya. Şuna verebileceğimiz kadar hasar verelim, ardından hemen çıkalım. Orta kuleyi verdik. Burada alameti açtığı için pek bir şey yapamam. Çok güzel, çok güzel. Tray ultisini kullanmadı. Ya da ultisi yoktu. Hemen buradan bir Akali'ye gideceğim bunu kesip. Oo, çok güzel. Döner o bence. Rakibin kulesi yerle bir ol. Başla. Bu arada Q ile duvarlardan geçebiliyorsunuz. Buraya doğru kaçar o. Oy, onun da sıçrası varmış. Onun da sıçrası varmış. Burayı biraz deşledik. Oh, onu yeseydim ölmüştüm. Tutuştur da bıraktım, ne olur ne olmaz. Kill Evelyn'e kaldı ama olsun. Evelyn de bu arada çok güçlü bir şampiyon. Tek atar. Onun da kasması bizim için iyi. Sıkıntı yok Çağrı. Sıkıntı yok. Ben buradan bir base'imi atayım. Orayı biraz leşledim ya. Sıçran boş yere gitti. Burayı kötü oynadık. Sıkıntı yok ama. Hexteğimizi de alalım. Şu an iyice güçlüyüz. Morello'muzu da alacağız. Morello karşının büyü direncini kırdığı için... Büyü itemleri olmasa bile onların bir doğuştan gelen büyü direnci var. Onu bile kırıyoruz. O yüzden güzel bir item.
Arkaya sarkacağım, laksa gireceğim. Oh, burayı oynadık ha. Hasarım çok güzel bu arada. Hasarım tertemiz. Tam yani fizi oynamamız gereken gibi oynuyoruz. Aşağı gittik, yukarı gittik. Bizimkileri öne geçirdik. Bundan sonrası zaten takım savaşları çok önde başlayacağız. Hemen gidiyorum, o akaliyi kesersek tatlı olabilir. Direkt girsin, direkt girsin. Ona gireceğim, gireceğim de. Neyse, zorlamak istemiyorum. Biraz daha durursa ultimi kullanacağım ama. Büyük ihtimalle base'e kadar yürüyecek. Şuradan bir gidelim. Çarığımı da bir hemen Zonya'yı tamamlamam lazım aslında Morello'dan önce. Ana, bunda ulti yoksa kestim. Ultisi varmış, hop. Anam anam anam. Geçemedim duvardan. Ölsün o bari. Lan öl lan, öl lan. Duvardan geçemedim. My bad ya. Of. Ayakkabıyı da büyütelim. Bunu bu arada, ayakkabının ortancasını erken almayı unutmayın. Ayonya çizmesi de çok güzel. Şuradan bakayım kaç. Aynen %15 yetenek hızı veriyor. Bekleme süresi gibi düşünün. Çok güzel ulti, bizimkiler topladı orayı. Bizimkiler topladı orayı dediğim an hepsi öldü. Vallahi şom ağzımızı açtık. Koş 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 koş. Orayı nasıl failledik ya? Duvardan geçememek nasıl bir hatadır? Çok güzel. O kadar zorlarsa olacağı bu. Ejder alıyor olabilirler. Şu Ekrem, sen minyonları bir tut. Aynen öyle, ejder girmiş. Ultisini kullanmıştı bu az önce. Tekrar geleceğini düşünmüyorum. Aynen öyle. Tamam. Bu arada elim sıçradaydı. Dedim ki adam ya ulti atacağını bilemedim. Ulti atınca biliyorsunuz ki yerinde duruyor. Sıçrayı iptal edemedim. Şu an Mobile Legends'tan bir alışkanlık. Yeteneği götürüyorum ama burada çarpı biraz daha yukarıda olduğu için iptal olmuyor. Ona alışmam lazım. Sıçram boş yere gitti. Yoksa sıçrayı adam attıktan çok sonra attım yani. İptale götürdüm, olmadı. Kuleyi açarız ya. Aa, o ulti nereye gitti? O ulti nereye gitti? Ultiyi kötü salladık. Aman abi, orayı verirsiniz. Tryon ultisi de geldi. O bir ultisini kullansa. Çok güzel, ve ultisini kullanmadan Görkem onu kesti. Nice. Buraya oynayacağız, oynayacağız. Ultime 10 saniye var. Ultim bekleyeceğim. Ultisiz girmek istemiyorum. Ama ultim gelince burayı oynayacağım. Kime geldi? Akali'ye geldi. Çok da güzel bir hasar verdim. Anam anam, cana bak. Akali'nin can sıfır. Ekrem de çekildi. Beni çekti. Ulaş, nereye ulti attı la? Anca bunu yaparım. Blitzcrank'e de çekilmeyelim, güzel. Ve şurada kahraman kilitleme modunu açın arkadaşlar. Bu portre kilitleme modu olarak geçiyor. Tutuşturu bırakıp kaçacağım. Can basmazsa kendi öldü, bana öldü. Aa, bana ölmemiş. Bu nerede? Ben size ayarlardan göstereyim, onu da soruyorsunuz. Bakın şurada portre kilitleme var. Bunu açın. Bunu açtığınız zaman yakındaki rakiplerin resimleri buradan çıkıyor. Onlardan hangisine girmek istiyorsanız ona basın. Mesela az önce çok kalabalıktı. Jinx ADC olduğu için ben direkt gittim orada. Jinx'i çıkarttım. Biri gelirse oynarız. Şuraya bir görüşümüzü bırak. Aa. Totemi de iptal edemedik. Yanlış yere bastık. 7 o öldü. Çok güzel. Bu arada Jinx'i de teklerim, hem de ultim olmadan. E yeteneğimiz çok vuruyor bu arada, haberiniz olsun. Hop. Bir de yıldırım girdik. Bakın elektrik ver girdik. Elektrik ver 3 tane saldırı yaptığımızda rakibi. Tamam, orada onu aldım, çıktım ben. Onun ultisi yok. Try'ın. Ultime 3 saniye, hemen gireceğim kule altına. Hemen.
Bu arada Zonya'm olsa çok daha agresif oynarım ama. Anam anam anam. Lan ey çabuk gel. Güzel. 5.3k para var üstünde. Hemen bir base atıp onu harcayacağım. Bizimkiler zorlamasınlar bence. Morello'yu çıktık. Zonya'yı çıktık. Rabadon'u çıktık. Bunlar. Bu hasarlar böyle itemler yok kendi. Geri çekiz. Bizimkiler bir bitirmesin de. Ben şey yapayım ya. Bir hasar denemesi yapayım. Zehirli oku attın, yenileceğiz. Hey ya, bu arada hep böyle dediğimde yeniliyoruz. Bir limit testing yapacağım ya. Bir geri çekilin. Anlamışlardır, o kadar SS'ledim. İngilizce desen var. Yok ya, bu hayattaki en kötü İngilizcelerden biri benimdir. Hiç İngilizce hafızam sıfır. Ne yapıyor lan bu? Onu öldürdüm ben. Oy. Hasarı görüyorsunuz değil mi? Aim bile kullanmadan, yani sadece Q ulti. Bu kadar hasar çıkartıyoruz. Girerim de ben oraya, şimdi değil, zamanı var. Tamam. İşte Zonya'nın faydaları. Arkadan gidip o Blitzring'i kesmem yok mu peki? Ulti atlama gerek yok da. Çok güzel, bizimkiler topladı. Ultiyi de niye attım Blitzring'e bilmiyorum da. Şu an şeyi keserdim Jinx'i. Jinx şuraya doğru bir... Aa, bizimkiler niye sur başlatıyor Ekrem? Çağrı başlatmışlar orada. İçeriden sesi geliyor zaten. He. Öldüyse o yüzdendir. Ha evet, ölmüş. Direkt ona bir girip vuracağım şeyle. Oy! Şunda bir hasarıma bakayım. Oy! Tek tek. Direkt tek. Şuna da bir vurayım lan. O da ana bir karşı sur vermedi mi? Ha. Ya ben bizim öndeki yazıyı karşı sur verdi diye okudum. Bu arada onu da çalacaktım. Güzel 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 güzel. Tatlı oldu bu. Ya full cana cidden tek atıyor. Full cana cidden tek atıyor şampiyon ya. Esta almışız. Bu arada serilerdeyim. Ne olursa kazanıyorum. Herhalde bir oyunda. Ha aynen. Bir oyun sonra gümüşüz. Şöyle tüm takıma like'larımızı atalım. Ekrem eline sağlık kankam. Senin de canım. Diğer arkadaşlarımızın da eline sağlık. 18-1-8 oynamışız. Güzel de hasar vermişiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala bu öndeyseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bye bye.